Kaç ilmek başladın? Şunu koyayım sana belki. 76 ilmek, 6 numara misinalı şişimiz. Kısa mı arası? 40 santimlik şapka misinaları bunlar. Ha, 40 normaldekiler santimlik. Daha yüksektir. Bu daha kısa, 40 santimlik. Bir şapka kadar zaten. Çünkü uzun misinada dönemiyoruz. 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 Evet, bu misinada santim çok önemli. 40 santim bugünkü 40 santimlik, misinamız. Evet. Şimdi ben ilmeğimi atıp hazır geldim buraya. Tamam. Ben şu iplikleri bir düzelteyim şuradan sana. Evet. Ben bugünkü ölçüyü yapıyorum. 76 Şimdi ilmek. Şimdi hangi boyu yapıyoruz? Bu gri, evet, gri. Gri. Evet. Üçü de aynı boy. Hepsi aynı Hepsi boy. Aynı boy. Hepsi ölçüleri aynı boy. Ölçüleri ipten dolayı evet. Değişiyor biraz. Burada mutlaka bilenler vardır. Bir püf noktası var. Şu yuvarlak şişte biliyorsunuz ki orta tarafımız ayrı duruyor. Evet. Bunu buraya bağlayabilmek için şurada bir... Onun için bunu buraya hazırladım. Dur, ben bir ipler bir karışmış kendine. Oldu o. Oldu bilir. Mu? Hı-hı. Tamam. Şimdi bakın, ilk ilmeğimizi haroşa ördüm. Tamam. 76'ydı. Tamam. Bir tanesi buraya geldi. İpimi geriye koyuyorum. Tamam. Şu, bunun gerisindeki şu ilmeği şunun içinden geçiriyorum. Yani misine ile örmenin... Kesmiş oldum. İlmek sayımı 75'e düştü ama ben bir çember yaptım. Bağladım. Tamam. Köprü kurdum yani. Evet. En önemli şey bu. Ondan sonrası zaten kolay. Kendiliğinden geliyor. Her satır başında bu işlemi yapıyor Hayır, musun? İlk sırada. İlk. Bakın, şimdi artık ben yuvarlak çıkacak. Evet. Vakit kaybetmeyelim diye. 15 sıra haroşa örüyorum. Tamam. 15 sırada haroşanın 8. sırasında 7 sırada bir, 7 ilmekte bir arttırma yapıyorum. Şu Bolluğu vermek için. Yoksa evet. Dar bir çanta oluyor. 8. sırada bir arttırma yapıyorum. Şurada arttırmayı da göstermek istedim. Güzel yazmış da bunu. Evet. Normalde arttırmaları bazı hanımlar bu şekilde yaparlar. Bu şekilde yapılsa delik olur. Tamam. Ben şöyle yapıyorum. Pardon. Evet. Bakın şöyle bir ilmek atıyorum buraya tamam. Dışarıdan. Öne alıyorum. Ne yaparsak delik olur. Ben de böyle yaparım. Şöyle yaparsak eğer delik olur. Ajur olur. Evet. Ama dışarıdan ilmek atarsak tamam. Hiçbir şey olmaz. Güzel bilgi. Güzel bilgi. Evet. Şimdi kaç tane artış yapıyorsun Zeynep? 75 tane ilmeğim var burada. 75 tane, 7 tane de bir arttırıyorum. Yaklaşık 7-8 tane artmış oluyor. Ben buraya 10 diye yazdım ama yani o kadar önemli değil. 6 tane de bir arttırabilirsiniz. 7 tane... Çok hafif bir bolluk istiyorum ki şu hacmi olsun. Peki şunu da bize göster bakalım. Evet, orada. Nasıl olacak? Nerede oldu şimdi? Şurada o? Yaptım. Şöyle görelim. Başlangıç noktamız burası. Biz şu an burayı ördük. Şöyle bu taraftan örüyoruz. Bakın şurada arttırmalarımı görüyor musunuz? Evet. Çok hafif belli. Tamam. Çok hafif arttırdım. Çünkü neden? Ben burada şimdi bunu dikeceğim size. Tamam. Montajını da yapacağım. Bursun geldiği yer burası. Burası. Tamam. Şimdi ben istersen... Burayı kaç sıra ördün burası sonra? Burası 30 sıra. Burası 15 sıra. Burada bir ters düz durumu da yapmışsın. Şöyle, burası 15 sırayı haroşa ördüm, 30 sırayı düz ördüm. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Ben isterseniz hazırladım, eğer arzu ederseniz burada dikimi tamam. de yapmak Şunun istiyorum. Şunun üstüne konuşalım. Tamam. Ondan sonra bunun dikimini gösterelim. Bir şey daha size söyleyeceğim. Şu şişi düşünmemin sebebi şuydu. O kadar güzel kıvrılıyor ki bursa kendi yapışabiliyor zaten. Ha. Tığda zorlanıyorduk. Tabanlı çantalarda mesela. Bu farklı dikim. Evet. Ama bu çok güzel döndü. Çok pratik. İnanılmaz pratik. Haroşo ile başlıyoruz. Çünkü haroşo kendiliğinden döner. Dönüyor. Hani kazak altlarını falan düşünün. Aynen. Lastiksiz bir şey ördüğünüzü düşünün. Bu döner böyle. Döner. Kendiliğinden döndü. İnanılmaz güzel. Hadi yapalım bunu koyalım. Ben şöyle kullanıyorum. Bu dışını yani burasını kullanıyorum. Şiş numaranı bir kere daha tekrarlayalım. 6 numara şiş. Orta kalınlıkta bir ip. Ve ben yanına 3 numara polyester makrame koyuyorum ki biraz sertlik yapsın çantaya. Yünlü ördüğümüz için şu diriliği vermesi için. Polyester makrame koyuyormuş. Bu da çok iyi Bütün fikir. Bütün çantalarıma ben koyarım. Koyarım diyor. Karıştırıyoruz iple. Şimdi bakın. Bitişi kaç sıra şuradan şunu bitirdikten Toplam sonra? Toplam 45. Burası 30, burası 15. 15. Evet. Tamam. Şimdi hiç taban olmadığı için hani ortalamamıza da gerek yok. Bakın geliyorum. Bu kendi elinden buraya giriyor. Vay 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 vay. O da oradan. Bu
bu da şimdi bundan. Bizim atölyede arkadaşlar bunu çok beğenmişlerdir. Bakın hazır. O kadar kolay ki bunun bitmesi. Bundan neler yapılmaz? Bu mantıkla çok güzel şeyler yapılır. Şimdi bunu böyle böyle dikecek miyiz? Hemen o kadar dikebilirim. Mı? Bir de tabanı dikeceğim. Tabanı nasıl dikiyorsun? Tabanını o da önemli. Hazır, iğnemi de hazırladım. Büzdürüyor musun yoksa? Yok, hayır. Düz dikiş yapıyorum. Düz dikiş yapıyorsun. Burada benim iğnem hazır. Evet. Onu hemen şöyle alıyorum. Tabanı dikiyorsun. Biraz. Normalde ben makine dikişi yaparım ama hızlı yapmak istiyorum. Hızlı yap Zeynep. Burada ona bakmasın sadece izleyicilerimiz. Görelim. Tabii ki onu öyle dikecek olursak evet. Süremiz yetmez. Çok iyi fikir var. Sorularınızı Zeynep buradayken sorun. Sizin ve diğer izleyicilerimiz için de bir şey olsun. Yaşar'cığım şunu çekebilir miyiz buradan? Hani belki şey yaparlar. Almak isteyenler olur. Evlerindeki boyunlu bile bu şeye kullanabilirler, çantaya. Yeter ki şu bir tane gizli burçları olsun. Evet, çok güzel. Böyle. Şimdi Zeynep altını dikiyoruz. Evet, üstünü de. Buradan benim şimdi aklıma nasıl, ne kadar çok fikir geliyor. Bu makrome, polyester makrome koyma fikri de çok güzel. Mesela şunda da var mı? Tabii tabii, griye gri. Griye gri varmış burada. Bunda özellikle biraz açık renk, hani televizyonda yapacağım için belli olsun diye kahve tonunda da kullanabiliriz. Bu pullu ip çok yakışmış içine. O da evet. Çok güzel olmuş. Çiçekli ipimiz de. Çiçekli ip burada. De çok güzel. O da hepsi ayrı ayrı evet. Düşmüş. İstediğiniz şekilde burada kendiniz fikir geliştirebilirsiniz. Mesela evde artmış yünleriniz varsa rengarenk yapabilirsiniz tabii. Bunu. Ama içine bir şey koyun. Sertleştiren ve ördüğünüz şeyi gevşetmeyen içine de bir şeyler koyacağız ya. Bakın. Bakın burayı diktim. Sen bu taraftan kullanıyorsun şeyi. Ben burayı seviyorum, bu dokuyu seviyorum. Tabii ki öteki türlü de dikebiliriz. Tamam. Şimdi şurasını dikeceğim. Şurayı da bu şekilde dikiyoruz. Oradan dikeceğim. Ben bir kapatayım mı şunu? Tabii oldu. Bakın, zaten. Oldu zaten hazır. Oldu. Dikilmese bile oldu. Yani şu sistem bizim dikişimizi çok kolaylaştırıyor. Şiş olayı. Bir, orayı bir kere daha anlatmanı tamam. Rica edeceğim. Şimdi belki anlat. Aniden biri geldi bakıyor bize şu anda. Buyurun, ölçüleri bir kez daha verebilir miyiz? Ölçülerini. Ölçülerini tamam. Verelim. Orta kalınlıkta bir ip. İçerisine de polyester makrome katıyoruz. 100'er gram yetiyor ikisine de. Kullanacağımız mesinalı şişimiz 40 santimlik mesinalı şiş. Şapkalar için kullanıyoruz çünkü bunları. 40 santimlik 6 numaralı şişimiz. 1 adet 100 gram ipimiz. 1 adet 100 gram da polyester makrome ipimiz. Onları karıştırıyoruz. 75 ilmek atıyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafımıza geçiriyoruz. Onu göreceğiz bir kere onu daha. Onu bir daha gösteriyorum. Sen 74 ilmekle çanta yapılmış oluyor. Evet. Sen buraya sırada, şey yapmamışsın. Hani iki tarafı haroşo değil. Şundan başladın ama şurada şeyi değiştirdin mi? Örgüyü mü değiştirdin? Burası haroşo örgü. Tamam. Burası düz. Hiç ben karşı tarafı görmüyorum. Haroşanın tersi düz olduğu için, düzün tersi de haroşa olduğu için kendinden oluyor. Anladım. Sadece tamam. Önden örmek ve arkadan örmek desek belki daha doğru. Evet. Haroşa doğru. Deyince çift taraflı anlaşılıyor. Oluyor. Bayağı güzel olmuş yalnız. Bu kıvrıldığı için sizin gizli bursunuz bunun içine geçiyor, kendiliğinden geçiyor. Başka soru var mı Rüya? Beğenilmeyecek bir şey değil. Çünkü genç kızlarınıza, kendinize ve kolay. Kolay. Yani makyaj çantası yok. Yapabilirsiniz bu şekilde. Efendim böyle çanta içi organizatörü dediğimiz şeylerden yapabilirsiniz. Dışarı şıkını yaparsınız, pul dikebilirsiniz. Her türlü şeye uygun bir fikri var. Bakın buraya bir taşlı şey koymuş. Burada farklı bir iple çalışmış. Burada ya. Farklı yapmış. Böyle bir çiçek koymuş. Burada fermuardan bu güller. Bu fermuarı anladınız değil mi? Kendim yaptım. Evet, çok güzel. İkiye kesip vurdum. Yıllar önce yapmıştık. Bir izleyicimiz bize doğrudur. Bunlardan güller yapıp göndermişti. Ben de yapıyorum şimdi. Yap, çok güzel. Fermuar metrelerce çok kullanışlı alıyorum, bir malzemedir. Evet, çok şık. Yapmıştık. En az
Nereden baksan 15 sene önce yaptığımız bir şeydi. O zaman hiç böyle bir fikir zaten yoktu. Her şey ilki sizsiniz yani. Yani hayır yani... ilki olmak değil de bir izleyicimiz yapmıştı. O böyle döne böyle yapmamıştı da döne döne güller yapmıştı. Bayılmıştık o zaman nasıl güzel diye. Biz de programda yapıp onun adını geçirerek yapmıştık. Bir çantama daha yaptım da ben bir yurt dışından bir tişörtün üstüne görmüştüm bunu. Tişörtte de yaz içinde olur. Evet. Kotlara yani çok kotlara. Buraya da bir şey daha koymuşsun. Oraya da koydum. Biraz fazla süslü oldu ama yani bu da ya böyle güzel. Olsun dedim. Bu da böyle olsun dedim. Çok güzel ön tarafına yapmışsın. Evet. Ya istediğini yapabilir. Evde bir kolyeyi bozarsınız. Onun boncuklarıyla üstünü hadi işlersiniz. İş de çok moda bu sene. Yani elle işleme, pullar. Mesela şu da işte yani bir parça iğnesiyle 5 dakikada yünüm vardı. O da çok güzel olmuş. Mesela yap. Öbürüne şey mi geçirdin şu kenarını? Ona da bir bordürüm vardı benim evde. Onu diktim elimle. Su taşı dediğimiz evet, bordür. Evet, bakın evet, böyle bir şey de yapabilirsiniz. Evet. Her türlü her şey. Şeye çok müsait. Mesela şu tarz büyük şeyler seyahate giderken de çanta içine hani koyarsınız makyaj malzemelerinizi ne bileyim şampuanınızı bir şeyinizi. Onların büyüklerini yapmıştık. Aslı yapmıştı evet. Arkadaşın. Hakikaten ben çok beğeniyorum. Şimdi bir konu tekrar. Sen bunu tamam. Dikmeye koyul. Tamam. Oradan bir ip alacağım sadece. Şu başı bir daha gösterebilir misin rica etsem? Tabii hani, ki. Burayı nasıl birleştiriyorsun? O iki şey sökersen. Tabii. O başın birleşimi önemli. Buyurun Rüya. Bursları nereden alabiliyoruz diye sormuşlar Derya Hanım. Onu tabii öyle söyleyemiyoruz buradan. Bursları nereden alıyorsunuz? Yani tuhafiyelerden. Burs alıyoruz. Zeynep bursları nereden aldığımızı ben de bilmiyorum inanın. Bursları nereden aldığımızı bize sayfasında yazsın, etiketlesin. Siz de araştırın. Tahmin ediyorum tuhafiyelerde de vardır. Ama çok pratik, çok uygun fiyatlı bir şey yapmış olacaksınız. Evet, çok uygun. Yani evdeki kalmış yünleri bir sıra ondan bir sıra ondan rengarenk de yapabilirsiniz. Ben yapayım mı? Yapayım. Buyurun şimdi tamam. Yapalım. Evet buyurun. Anlat bize orayı. İlmeğimizi attık. 75 tane ilmeğimiz var. Tamam. Normal örgü örer gibi birinci ilmeğimi ördüm. İlk ilmeğim sağ geçmiş oldu. Sadece burada yaptığım şey bu geçirdiğim ilmeği şu ilmekli bunun üzerinden geçireceğim. Kesmiş olacağım yani. Burada iki gördüğünüz ilmek sesini bakın şimdi alıyorum. Gerisindeki ilmeği şöyle aldım. İçinden çıkarttım. Burada gördüğünüz iki olan ilmek sayım bire düştü. Yani sadece kesmiş oldum ama şu köprüyü kurmuş oldum. Bakın şu köprüyü kurmuş oldum. Tamam. Biz kurslarımızda devamlı şapkayı böyle örüyoruz. Aslında çorap da bu şekilde. Evet, Çorabın başlangıcı da bu. Derya Hanım eskiden 40 santimlik misinalı şişler yoktu. Bu 2 senedir çıktı. Daha uzun da şişimizi döndüremiyorduk. Yani mantığımız evet ama uygulayacak materyalimiz yoktu. Doğru. Bu 40 santim de önemliymiş demek ki burada. Çok önemli. Arttırmalardan Zeynep'ciğim bahsedersen lütfen. Şöyle anlatayım o zaman. Anlatalım. 15 sıra şurasında tam 15 sıra haroşamız var bizim. Açalım gösterelim. Evet şöyle. Böyle anlatacağım tersten. Evet. Şöyle de tutalım. Şöyle örüyorum çünkü. 15 sıra ters örgü diyeyim ben. Haroşa demeyeyim de. Evet. 15 sıra ters örgü. 8. 9. veya 7. sırasında 7-8 tane de bir arttırıyorum. Arttırmamın sebebi hafif çantanın genişlemesi için, hacminin büyümesi için. Ondan sonra bir daha hiç arttırmıyorum. Bu ters örgümü 15'e tamamladıktan bakın, sonra... Bakın bu tarafı böyle. Evet. Sonra? Sonra elimde yaklaşık 83, 85, 86 gibi bir ilmek olacak. Ondan sonra 30 sıra hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyorum.